Efendim, hakikaten çok sevdiğim, ben hep sevdiğim sanatçıları programıma çağırırım. Ama seviyorum demem, takılmayacağım demek değil tabii. Ama hakikaten sevdiğim bir sanatçı, Nazan Şoray. Ne kadar hoş kızsın. Simsiyahlar gibisin. Teyzen mi öldü, ne oldu? Efendim? Niye siyahlar görsün? Hasatlı kadın siyah. Zayıf göstersin diye. Ay sen ama yani erkek biraz balık eti sever. Seninki biraz Jobs gibi ama olsun. Sen peki Türkiye'de biliyorsun ki balık eti kadınlar daha çok beğeniliyor. Evet, hakikaten yani. Senden anlaşılıyor. Bak kaç zamandır hep popülersin. Evet. Pek de zayıf sayılmazsın. Ama senin nerede bazen? Ben senden fazla mıyım? Ben seni mayo ile de gördüm. Kızım vallahi aklını kullan, entari ile gir. Kız bunlar ne gene? Gene Akmerkez'de şeye mi uğradı? Armağanı mı uğradı? He? Ucuz mu veriyor? Çok ucuz. Birileri almıştı. Sen hayatında mücevhere para vermezsin. Ne demek? Dayının oğlu, teyzenin oğlu. Aa, ne demek? Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Herhalde değilsin. Burada tiyatro mu yapıyoruz yoksa? Vallahi o da yakışıyor sana. Yani sen derli toplu bir hanım, şey, kız, ay bilmiyorum. Konuyu değiştir. Burasını kesin. Şimdi Nazancı. Öyle aman aman bir sese sahip değil. Nasıl acı sen? Aman aman bir yüze yani de sahip bir şey değilsin. Mi? Bir şey cevap söyleyeyim. Verme, bitireyim önce. Aman aman bir varmak yüze demek, de sahip. Güzel şarkı söylemek değildir. Onu kabul et. Otobüsle gelir ama alkışçı getirir 40 tane. Artık file çorabı modası var mı? Bu sene var. Var mı? Paris'te Piccadilly'de giyiyorlar bunu. Olsun, moda modadır. Ama Piccadilly'nin neresi olsun? Ayrıca benim güzel giymem konusunda bir şüphem var. Yok. Elbiselerimi az mı giydin? Hayatta ha? Almadım. Ablan sana veriyor, sen bana veriyorsun. Aaa! Ayrıca ablamın elbiselerini giymekten gurur duyarım. Her kardeş kardeşinin kıyafetini giymez misiniz? Giymediniz mi? Şimdi güzelim. Hakikaten yani, çok teşekkür ederim geldiğin için. Sen hiç bu kadar rahat olacağımı düşünüyor muydun? Ya ama ben bu rahatlığı veriyorum sana. Evet, İstersen bazı şeylerden bahsedeyim, içini dışına çıkarayım şimdi. Hayır. Sonra başka, ilk programın başka kimse gelmez. Zaten birkaç kere telefon ettik, bulamayınca en son sana müracaat ettim. Güzelim. Bir gün sen de inşallah bir yükselirsin, böyle kendine göre bir programın olur, ben de sana gelirim. İnşallah. Ablan başlıyor biliyorsun Show TV'de. Bir gün çocuklarla konuşacakmış, bir gün gençlerle konuşacakmış, bir gün yaşlılarla. Nasıl program o bilmiyorum. Ben hep gençlerle. Ablam nasıl program yapacağını tabii ki çok kendisi iyi karar verir, evet. Tamam. Anam Lehimci'nin arkadaşı Kalaycı'dır biliyorsun. Hep ablasına methedir. Bu bana bir gün geldi. Ay bana bir fal bak dedi. Baktım. Ay çıkıyor. Ay çıkıyor. Uyduruk. Umumi şeyler söylüyor. Umumi. Bir haber alacaksın. Çok memnun olacaksın. Ulan tabii bir haber. Aa ümitle bekle. Birisinden biraz kırgınsın. Biraz ama barışacaksın. Ay gözleri dört dört. Koy 20 bin lira daha. Koy 20 bin lira daha. Ay Nazan bir hediye alıyorsun. İnan ki takamayacaksın, parmağına ağır gelecek. Bayıldı. Benim için ne düşünüyorsun? Gerçek düşüncelerini söyle. Efendim gerçek düşünceleri. Burnum uzayacak. Nazan çok iyi kızdı. Aman evine git, 10 dakikada bir masa kurar sana. Hayretler içinde kalırsın. 7 çeşit meze çıkarır. Pilavdan başka bir bok bilmez. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne derler? İyi pilav yapan bir hanım bütün yemekleri çok iyi yapıyor demektir. Kız o pilav değil, aşure o. Aa değil, pilavda ne var? Ayol suyu içine ekmiş bir şey, yağı at, karıştır koy oraya. Aşure, fasulyeyi ayrı kaynatacaksın. Nohutu ayrı kaynatacaksın, mercimeği ayrı kaynatacaksın, bir araya getirip kaynatacaksın. Yemek, yani iyi yapıyorsun. Yemek, kaynatma işine birebirim ben. Şimdi, sen şeyi söylüyordun, onu pek seviyorum.
Senin gözün karaysa benimki senden kara. Hayır, öyle söylemiyorsun da ben bu şarkının manasını anlamıyorum. Yani karı koca birbirlerine gitmişse, kavga etmiş, o onun gözünü morartmış, o onun gözünü... Sonra şimdi, aynaya bakmışlar, bak, seninki kara, benimki senden kara mı? Öyle Adnan mi? Adnan Ergil, bu şarkının bestecisi ve söz yazarı, evet, buna çok üzülür. Ben öyle anlıyorum. Senin gözün karaysa benimki senden kara. Demek istiyor ki eğriye doğru demem. Hiçbirimiz eğriyse eğri. Eğriyse eğri, yani nasıl doğru diyor. Acıya boyun eğmem. Acıya boyun eğmem. Senin gözün karaysa benimki senden kara. İşte ben o en sonunu dinledim. Tam televizyonu kapıyordum. Senin gözün karaysa demek... Beni bir... görünce bıraktın televizyonu. Ay. Biz çok çalıştık birlikte. Çok. Beni bir kere bunu sahnede görmüştün, ne oldu? Yani devam ettim. Çünkü ben patronla yatıyordum, ben devam ediyorum. Bu burnunu kaldırdım, hadi güle güle, hadi. Evet. Bir kere beni sahnede görmüştün, İşte bir kere met etmiştim, onu anlatayım. Hakikaten sahnede çok hoş bir... Ama yani sen Alaturka okumalıydın. Alaturka bir kadınsın böyle. Kalçalar 180. Göğüs 180. Bel 98. Yok, hayır. Hakikaten sahnede hoş duruyor. Böyle bir yürüyüşü vardır. Hassır. Podyumda hakikaten. Bir podyumda yürüdü böyle, hayran oldum ki. Ben zor kadın beğenirim. Bayıldı. Artık mit ettim diye. Bayıldı.